Evet, şu daha iyi. Aynen öyle Ulaş. Aynen öyle. Nasılsınız arkadaşlar? Ne alemde keyifler? İyi diyelim iyi olsun. Ahmet'im yorgun. Biraz hasta, henüz tam iyileşmemiş vesaire falan filan. Şimdi. Herkesler hazırsa ne görmedin beni? Ne görmedin beni Esin? İyi mi görmedin? Ya gülüyoruz ya yahu. Allah Allah. Neyse ben derse başlayınca açılırım birazdan biliyorsunuz. Ders bana iyi geliyor. Evet. Şimdi güzel arkadaşlar. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz biliyorsunuz. Elektromanyetik dalgalar. Şimdi size bir özet geçmek istiyorum. Bir şeyden bahsedeyim. Şimdi çok iyi dinleyin beni. Bir yük olsun uzayda ve bu yükün durgun olduğunu varsayalım. Durgun bir elektrik yüküm var elimde. Bu elektrik yükü diyorum ki ben etrafında yalnızca elektrik alan yaratır. Bu da onun kendi doğası gereğidir. Doğru mu? Kendi bir elektrik yükü olduğu için doğası gereği elektrik alan yaratır. Peki benim elektrik yüküm. Benim elektrik yüküm. Bir hareket halinde ama ve lakin bu hareketin ivmesi olmasın. İvmesiz, sabit hızlı bir hareket yapıyor. Allah Allah. Nasıl bir cızırtı? Durun bakayım şu telefonun yerini değiştireyim. Şöyle mi? Şu anda nasıl? Söyle. Daha iyi değil mi? Tamam. Tamam. Şeyin yanına koymuşum da o yüzden. Pardon. Şimdi sabit hızlı hareket ederse bizim adamımız. Bu sefer etrafında hem bir elektrik alan ki bu doğası gereği zaten elektrik yükü hem de manyetik alan indükler diyorduk. Manyetik alanın indüklenmesinin sebebi ne? Kim söyleyecek bana? Etrafında yani mıknatıs gibi davranıyor, manyetik alan indikliyor bu. Sebep ne? Sebep. Bana bir söyleyin bakayım bir. Harikasın Serkan'ım. Süper. Şeydeki siz söyleyin. Elektrik alandaki değişim. Özet şu değil miydi zaten? Bunlar birbirlerini elektrik alanla manyetik alan birbirlerini doğuran şeyler. Birindeki değişim delta E B'yi delta B'de E'yi doğurur. Değişim. Bunu şöyle açıklamak istiyorum size. Çok iyi izleyin. Daha önce bahsettim mi bundan? Daha önce bu şekilleri çizdim mi ben? Soruyorum. Çizdim değil mi? Güzel. Bakın, sebebi şöyle. Sebebi şöyle. Uzayın şu kırmızı noktasını düşünelim. Önce en solda düşünelim uzayın kırmızı noktasını. Bizim elektrik yükümüz bu şekilde bir elektrik alan yaratıyor o noktada. Bir saniye sonra tekrar incele bakalım. Aynı noktayı, aynı elektrik alan. Bir saniye sonra tekrar incele, aynı elektrik alan. Yani bu elektrik alan sabit. Bu da ne demektir? Bunun değişim yok. Elektrik alanda, iyi akşamlar, iyi akşamlar arkadaşlar. Haydi buraya bakın. Elektrik alanda değişim yoksa, o zaman herhangi bir şekilde manyetik alan indüklenmiyor. Elektrik alan sabit. Şimdi bakalım. Bu herifin bu kırmızı noktada yarattığı elektrik alan şu olsun abiciğim. Şu anda bu. Bir an sonra, mesela bir saniye sonra bir daha inceledim aynı noktayı. Bizim yükümüz hareket halinde olduğu için atıyorum ortalara bir yerlere geldi. Yeni yarattığı elektrik alan bu oldu. E2. Bu elektrik alanı yarattı. Bir saniye sonra bir daha inceledim. Yüküm şu çizginin sonlarına yaklaştı. Yeni elektrik alanım E3 oldu. Öyle düşün. Benim adamım sürekli farklı elektrik alanlar yaratıyor. Yani bu durumda farkındaysanız
Delta E arkadaşlar sıfırdan farklı olacaktır. Yani değişim olduğu için bir ne indüklenecek burada bakın? Manyetik alan indüklenecek. Ama ve lakin buraya çok dikkat edin. Benim adamım ivmesiz hareket yaptığı için şu elektrik alandaki değişimi eğer ben fonksiyonlaştıracak olursam birinci derece bir değişim geliyor bu. Şimdi ben zamana bağlı türevini almıyor muyum birinden ötekine geçmek için? Zamana bağlı değişimine bakacağım. Yani kısaca türevine bakacağım. E şimdi birinci derece bir fonksiyonun türevi ne verir arkadaşlar? Birinci derece bir fonksiyonun türevi sıfırıncı derece bir fonksiyon. Ayrı bir de işte sabit sayı verir, doğru mu? Yani yarattığı manyetik alan sabittir çünkü elektrik alanın değişimi birinci derece bir fonksiyon şeklinde geliyor. Etrafındaki elektrik alan değişimi yükün. Çünkü yük ivmesiz hareket yapıyor. Eğer benim yüküm, burası önemliydi bakın. Benim yüküm hareket halinde ama aynı zamanda ivmesi de sıfırdan farklı. Yani ivmeli hareket yapıyor. Böyle bir durumda doğası gereği elektrik alan yaratır. Hareket halinde olduğu için manyetik alan yaratır ve de son olarak hem de elektromanyetik ışıma yapar diyorduk. Bunun sebebi ne? Bakın şimdi iyi izleyin. Uzayın şöyle bir noktasını ele alalım. Benim yüküm burada şu anda şöyle bir elektrik alan yaratıyor. Birazdan şöyle bir elektrik alan yaratacak. Birazdan şöyle bir elektrik alan yaratacak. Birazdan şöyle bir elektrik alan yaratacak. Farkındaysanız elektrik alandaki değişim sıfırdan farklı. Ama ve lakin bir öncekine göre de şöyle bir fark var. Bu sefer bu elektrik alandaki değişim minimum ikinci derece arkadaşlar. O yüzden ikinci derece bir fonksiyonun türevini aldığını düşünsenize. İkinci derece bir fonksiyonun türevini alın. Yine bir değişkene bağlı çıkar, doğru mu? Yine bir değişkene bağlı çıkar. Ya da üçüncü derece olduğunu düşünün. Türevini al, ikinci derece bir fonksiyon. Yine bir değişkene bağlı. Yani bunun yarattığı manyetik alan, bakın E'nin yarattığı manyetik alan bir değişkene bağlı çıkar artık. Yani ayrı bir deyişle zamana bağlı olarak manyetik alanda da değişim olacaktır. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Eğer adamım ivmeli hareket yapıyorsa etrafındaki elektrik alan değişimi minimum ikinci derece bir fonksiyondur. Dolayısıyla da türevi değişkene bağlı çıkar. Birinci derece olabilir bak. İkinci derece ise birinci dereceye düştü. Türev aldığımda polinom fonksiyonlar bir derece indirgeniyor ya. Mesela bu beşinci derece olsaydı elektrik alandaki değişim manyetik alan dördüncü derece bir fonksiyon olarak şey gelecekti. Yani zamana bağlı değişen bir şey geliyor manyetik alan. Bu sefer onun da tekrar türevini alabilirsin. Yani onun türevi ne gelir bu sefer artık? Yeni bir elektrik alan indükler. Manyetik alandaki değişim. Bu da ne anlama gelir? Bunlardan şu çizdiğim elektrik alanlardan daha farklı yeni bir elektrik alan indüklenmiştir. Bakın, ben ivmeli hareket yaparak bir elektrik alan değişimi yaratıyorum ve bir manyetik alan tetikliyorum. Bir manyetik alan yaratıyorum. Ama o manyetik alan da zamana bağlı değiştiği için o da yeni bir elektrik alan tetikliyor. Onu indükliyor. Ve ilk elektrik alandan bağımsız bir şey artık o. Şimdi düşünelim bakalım. Bunlar birbirlerini doğura doğura ne yaratıyorlar abi? Şurada işte elektromanyetik ışıma dediğimiz şey yaratıyorlar. Elektrik alan manyetik alanı indikliyor. Manyetik alan yeni bir elektrik alanı indikliyor. Elektrik alan manyetik alan indikliyor. Manyetik alan yeni bir elektrik alan indikliyor. Uzay boşluğunda elektrik alanda ve manyetik alanda dalgalanma görüyoruz. Değişimler oluyor şu şekilde. İşte bu dalga hareketi nedir abi? Bir enerji taşır. İşte
o enerjiyi de paketleyecek olursak eğer, adına ne ad veriyoruz o enerji paketçiğinin? Foton adını veriyoruz. Anlatabildim mi? Hatırlıyorsunuz değil mi? Aynen öyle zaten Gülşen, muhabbet o. Muhabbet o zaten. Şimdi iyi izle. Elektromanyetik dalgaları eğer ben şöyle gözlemleyecek olursam, çok iyi izleyin. Bakın, XYZ uzayına yerleştirelim. Herhangi bir elektromanyetik dalgayı. X, Y, şu bize doğru gelen de Z ekseni olsun. Herhangi bir anda şöyle bir elektrik alanımız varsa, bu kırmızıyla çizdiklerim arkadaşlar, elektrik alanı temsil etsin. Tamam mı? Bunun indüklediği manyetik alanda atıyorum şu meret oldu. Tamam mı? Mavilerde manyetik alan. Bu manyetik alan, bak şimdi, bunun yan tarafında yeni bir elektrik alan vektörü çiziyorum. Onun indüklediği manyetik alan da şurada. Yeni bir elektrik alan vektörü çiziyorum. Daha büyük. Onun indüklediği manyetik alan vektörü de şu. Bir sonraki elektrik alan şu şekilde bir küçük olsun. Onun yarattığı manyetik alan da yine küçük. Bir sonraki elektrik alan daha küçük. Yarattığı manyetik alan da işte şu. Şimdi bakın ne demek istiyorum. Elektrik alandaki ve bu şekilde devam ettirdiğimi düşünün. Sonra ters döndüreceğim elektrik alanı mesela. Bakın, elektrik alandaki dalga olarak gösterirsem elektrik alanı. Nasıl bir dalga görüyor musunuz? YX, ya pardon, XY uzayında bir dalga. XY uzayında bir dalga. XY iki boyutlu uzayında. Peki manyetik alanı şey yapalım, inceleyelim şimdi. Yarattığı manyetik alanı bakın. Şey yaparsam, siz söyleyin. Çizmeye kalkarsam, biraz kötü çizdim o yüzden daha güzelini çizeceğim. Şöyle bir şey geliyor. Hangi uzayda peki bu mu yaratılan manyetik alan? Bu da bakın, elektrik alan hangi uzayda yaratıldı? XZ uzayında. Farkındasınız değil mi? Manyetik alansa, pardon, elektrik alan XY uzayında, özür dilerim. Manyetik alansa XZ uzayında. Yani şöyle bakın, farkındasınız değil mi? İkisi birbirine dik. Dik iki duvarda gel. Biri tabanda, biri duvarda oluşuyor. Anlaşıldı mı? Birbirlerine dik. Elektrik alan bileşeniyle manyetik alan bileşeni birbirine diktir bir elektromanyetik dalgada. Peki şimdi bu elektromanyetik dalga ne tarafa doğru gidiyor? Yeni bir sahil kuralımız var. Olayımız şu. E'den B'ye tokat at sahil kuralını. Bakın, E'den B'ye tokat atarsan şu tarafa doğru gidiyor arkadaşlar bu. Ve C ışık hızıyla. Artı X yönünde E'den B'ye parmağı çevirirsin, baş parmak hareket yönünü gösterir. Zaten dediğiniz gibi de E eşittir aralarında B çarpı C ilişkisi var arkadaşlar. Yani elektrik alanla manyetik alanın birbirine oranı her zaman ışık hızıdır. Tabi boşluktan bahsediyoruz ya şu anda. Tamam mı? Bakın, yönü nasıl bulundu? E'den B'ye dik attım. E şimdi hadi bakalım sizinle biraz çalışma yapalım. Elektromanyetik spektrum dursun şimdilik. Mesela Sami, sana soruyorum. Sami, sana bir elektromanyetik dalganın elektrik alan bileşenini verdim. Bu da manyetik alan bileşeni. Bu elektromanyetik dalga sence nereye doğru gidiyor Sami? Bir elektromanyetik dalganın iki bileşenini verdim. Sami, bu dalga sence nereye doğru gidiyor? Hayır hayır. Ya şöyle cevap verin. Bize doğru ya da ekrandan içeri doğru. Yani içeri ya da dışarı.
E'den B'ye dikkat, bakın E'den B'ye tokat attım, ekranın içini gösterdi. Yani harikasın Sami. Bu elektromanyetik dalga içeri ekranın içine doğru giden ve C hızıyla boşlukta yapıyoruz şeyi giden bir elektromanyetik dalga. Peki Gülşen, sana soruyorum Gülşen. Şu elektrik alan bileşeni, şu da manyetik alan bileşeni. Nereye doğru gidiyor Gülşen bu elektromanyetik dalga? Gülşen bak. Artı Y. Peki tamam hadi öyle olsun. Artı Y yönüne giden ve ışık hızıyla giden bir şey. Yani yukarı deseniz daha güzel olurdu. İçeri dışarı yukarı aşağı sola sağa. Tamam mı? Peki Ahmet oralarda mısın? Ahmet tamam. Ahmet şöyle bir manyetik alan bileşenimiz var. Şöyle de elektrik alan bileşeni var. Bu elektromanyetik dalga sence nereye doğru gidiyor Ahmet? Dışa gelemez. Üçü bakın. XYZ uzayını dolduracaklar. EB ve C, EBC, XYZ uzayını dolduracaklar. Bir tanesi Z'yi doldurmuş. Biri Y'yi X ekseninde olacak bir kere Ahmet. X ekseninde. Ya sola ya sağa gidiyor bu elektromanyetik dalga. Sence nereye? Manyetik, bakın E'den B'ye doğru tokat atacağım. E'den B'ye doğru tokat atarsam sağ tarafa doğru gittiğini görürsünüz arkadaşlar. E'den B'ye tokat, E'den B'ye doğru tokat atarak çevirin şöyle elinizi. Ulaş. Bak. İki tane kalem alayım. Ulaş iyi izle. Şu kalemin ucunu da açtım. Bu da benim şey yazdığım kalem. Bunların biri B, biri E olsun Ulaş. Şimdi B şu olsun. Şu sol elindeki şu B olsun. Şu anda ne gözüküyor? Sana göre çizmek istiyorum. Şu anda dışarı doğru geliyor gibi gözüküyor, değil mi? O zaman senin için şöyle göstereceğim. İçeri doğru giriyor, değil mi? İçeri doğru giriyor şu anda. Bakın ucunu içeri doğru verdim. Ekranın içine doğru. Şu da olmadı. Şu da pardon. Şu da E oldu. Şu. Şöyle bir şey görüyorum. Ya elim arkadaş kapatıyor, ben ne yapayım? Şöyle bir şey görüyorsun değil mi şu anda Ulaş? Oradan da gelir tabii Süheyla. Oradan da gelir. Ben çevirmeci oynuyorum. Bak şu. Şimdi sana soruyorum. Hangisi E? Bunların aşağı bakanı E. Sol elimi alayım da. Aşağı doğru bakan E. E'den B'ye tokat atmak zorundayım. E'den B'ye tokat atmak zorundayım bak. Elimi çeviriyorum Ulaş. E'den B'ye doğru. E'den B'ye doğru çeviriyorum elimi. Ne tarafı gösteriyor parmağım bak. Ekrana tam sana göre gösteriyorum. Sağ tarafı gösteriyor. E'den B'ye parmağınızı çevirirsiniz abi. Dört parmağı E'den B'ye doğru çeviriverdin mi? Şak diye baş parmak size neyi verecektir? Hız vektörünün yönünü verecektir. Bu önemli. Peki bir şey daha soracağım. Bir önceki slayta geri dönüyorum. Dönemedim, iyi mi? Hocam ya ben çok karıştırıyorum. E eşittir BC mi? B eşittir EC mi? Böyle diyenler de çıkıyor. Hocam ben hep karıştırıyorum. E eşittir BC mi? Yoksa B eşittir EC mi? Hocam hangisi? Ben hep karıştırıyorum diyor mesela adam. Tamam mı? Bunun kolay yolu nedir abi karıştırdığın anda? Karıştırdığın anda. Şöyle bir şey hayal edin bakın. Ben hep öğrencilerime şunu diyorum abi. Hay tamam da 10 dakika ya E bölü B mi B bölü E mi diye karıştırdın bu sefer Mustafa. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. E bölü B mi C'ye eşit yoksa B bölü E mi C'ye eşit? Bu sefer de bunu karıştırır abi karıştıran adam. Tamam mı? O da olur E B C A B C öyle. Bakın bunları şey yapmak için. Abi
Hani şu hem paralel levha hem de manyetik alan soruları vardı. Parçacık iki bölgede de, yani öyle bir bölge var ki, kapalı bölge. Hem manyetik alan var hem elektrik alan var. Sapmadan ilerliyor falan diyorduk hani, hatırlayın. Sapmadan ilerliyor falan diyorduk. Ha. Ne yapıyorduk öyle bir durumda? Elektriksel kuvveti manyetik kuvvete eşitliyorduk. Şimdi elektriksel kuvvet Q ile E'nin çarpımı. Manyetik kuvvet de Q ve B'nin çarpımı. Bakın şunlar gitti, görüyor musunuz? Q'lar gitti. E eşittir B çarpı V kaldı. V dediğim şey de zaten ışık hızı değil mi bunlarda? Anlatabildim mi? Kuvveti kuvvete eşitleyerek de çıkartabilirsiniz istediğiniz zaman. E eşittir BC mi? B eşittir EC mi? Ya da C eşittir EB mi? Yani kombinasyonlara baksanıza. Abi iki kuvveti eşitlediğinde Q'lar sadeleşir, şak diye gelir. Neyi kim yapıyordu Semih? Maxwell'e kadar gelmez ya, bu daha öncedir abi. Maxwell tamam, bunların hepsini derliyor topluyor da, vallahi kim olduğunu ne desem yalan şimdi. Ama Maxwell'e kadar kalmaz abi. Elektriksel kuvvetle manyetik kuvveti birbirine eşitlemek bir tek Maxwell'in aklına gelmemiştir yani. Daha önce birilerinin aklına gelmiştir. Maxwell daha çok bunların aralarındaki ilişkileri falan kuruyor ya. Bu çok basit bir şey çünkü. Şimdi elektromanyetik spektrum dediğimiz şeye bakın. Ben elektromanyetik dalgaları frekanslarına göre sayı doğrusuna yerleştireyim şimdi. Tamam mı? Frekanslarına göre yerleştireyim sayı doğrusuna. Bizim gördüğümüz ışık şurası abi. Burası görünür ışık. Biliyorsunuz. Şu anda elektromanyetik spektrumu şey yapıyorum. Burası görünür ışık. Kırmızıdan başlıyor, mora kadar gidiyor. Bizim gözümüz elektromanyetik dalgalardan sadece burayı şey yapabiliyor, algılayabiliyor. Bundan sonra mor ötesi kısım başlıyor şimdi sağ taraf. Şuralarda bir yerlerde X ışınları, daha da ilerlerde gama ışınları, isimlendirmeleri. Geri geldim kızıl ötesi bölgeye. Çok 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 gerilerde radyo TV dalgaları. Hani bu radyo yayınlarının yapıldığı, TV yayınlarının yapıldığı şeyler, frekanslar. Sonra bu taraflara yaklaşalım. Şu tarafta bir mikrodalgalar var. Mikrodalgalar, mikrodalga diyelim. Tamam mı? İşte var oğlu var. Kızıl ötesi bölge, mor ötesi bölge. İşte mesela soruyorum size. Acaba diyorum, acaba. Mesela cep telefonlarının çalıştığı şey ne tarafta sizce? Cep telefonlarının çalıştığı şey. Sol tarafta mı, sağ tarafta mı? Sol. Wi-Fi internet sizce? Wi-Fi internet. Sol, süper. Bakın zaten sağ tarafa doğru gittikçe neler oluyor bakın. Sağ tarafa doğru gittikçe frekans artıyor. E ben biliyorum ki E eşittir HV. E frekans artarsa abi, o enerji artıyor. Zaten adamı haşat eder sağ taraf. Bakın. X ışınları, gama ışınları. Doğru değil mi? Mutasyona sebebiyet verirler hücrelerde. Elektrik enerjisi artar. Başka dalga boyu küçülür. Şimdi tamam, yeter bu kadar. Ve bunların hepsi foton yapısında. Hepsi enerjilerin pakette foton yapısında bunların. Birbirlerinden hiçbir farkları yok. Sadece frekansları farklı. Yapıları aynı. Hepsinin tabi bilmeniz lazım ama Ahmet, ana hatlarıyla bilin. Yani en sağ tarafa atıyorum abi gamayı. Anlatabildim mi? Ondan bir önce işte önceki yerlerde işte X ışınları. Görünür ışık ortalarda. Sol tarafa, en sola radyo TV dalgalarını atıyorum. Tamam mı? Bakın şimdi. Bunların hepsi ama hepsi boşlukta ışık hızıyla yayılırlar. Doğru mudur? Bunların hepsi
Boşlukta ışık hızıyla yayılırlar. Hepsi ışığın yaptığı her şeyi yaparlar. Hepsi ışık çünkü. Biri bir kısmı görünür ışık, bir kısmı görünmez ışık. Tamam mı? Hepsi yansırlar, kırılırlar. Ondan sonra cima girişim yaparlar. İşte efendim kırınıma uğrarlar. Yani ışığın gerçekleştirdiği her şeyleri bunların hepsi gerçekleştirir. Şimdi oraya geliyorum Mustafa. Arkadaşlar, radyo TV dalgalarını nasıl üretiriz? Şimdi bakın, elektromanyetik dalgaları üretmenin bir yolu var. Ne dedik? İşte ivmeli hareket eden elektrik yükleri elektromanyetik dalga yayarlar. Bu mesela en basiti. Radyo TV antende, anten bir iletkendir. İletkendeki serbest elektrik yüklerine, en dış yörüngedeki elektrik alan uygulayarak harmonik hareket yaptırırız Mustafa. Harmonik hareket ivmeli bir hareket değil midir? Harmonik hareketin frekansı neyse yayılan elektromanyetik dalganın da frekansı odur. Radyo TV dalgalarını ürettik mesela bu şekilde. Sonra da o yayını almak için de rezonansa sokarsın alıcının şeyini, onunla frekansını, oradan yayını alırsın. Devam ediyorum. Mesela kızılötesi bölgede, hani kızılötesi şeylerle böyle hani infrared gözlüklerle falan filan bakıyoruz ya. Kızılötesi hemen kırmızının şu tarafı arkadaşlar. İzle. Kızılötesi hemen şu kırmızının şu tarafından bahsediyorum. Bunlar mesela sıcak cisimlerden yayılırlar. Harikasın Serkan. Sıcak cisimlerden yayılırlar. Zaten o gece görüş kameraları bunu yapar arkadaşlar. Gece görüş kameraları zaten kızılötesi bölgedeki şeyi algılar. Devam edelim. X ışınları bizi ilgilendiriyor. Nasıl oluşturulurlar? Zaten bundan sonraki slaytım onunla alakalı. Arkadaşlar, bir elektrik alanın içinde elektronu hızlandırırız. Parçacık hızlandırıcı yapıyorum, elektronu hızlandırıyorum. Sonra da bir kurşun bloğa o elektronu çarptırıyorum. Götürüp güm diye gömüyor abi bizim elektron kurşun bloğa. Gömer gömmez durur mu? Yoksa hani maddenin boşluklu yapısına ötürü biraz içeri girer mi şöyle? İçeri biraz sirayet eder değil mi? Hemen girmez. Maddenin içine biraz girer. Bakın. Bak hop hop girdi, şöyle bir yerde durdu. Duruncaya kadar evet çok kısa bir mesafedir ama sonuçta bir mesafe kat eder. Dolayısıyla ivmeli hareket yaparak yavaşlar ve durur. İşte bu o kadar kısa sürer ki bu durması kurşun blokta. O süreçteki ivmeli harekette ne yayınlar dışarıya? X ışını yayınlar. Sonuçta ivmeli hareket yaptırıyorsun yani. Anlaştık mı? Devam ediyorum. Gama nereden yayılır? Radyoaktif çekirdekler. Radyoaktif çekirdeklerden. Anlaştık mı? Onların çekirdeklerinden açığa çıkar. Bakın, en büyük yapılan hatalardan birini söylüyorum. Arkadaşlar, alfa ve beta parçacıkları elektromanyetik dalga değildir. Bunlar parçacıktır. Bunlar parçacıktır. Hani alfa, beta, gama diyoruz ya hani hep. Üç tane ışıma var işte şeyde, radyoaktivitede. Alfa, beta, gama falan. Bunların üçü de ışıma deriz ama aslında alfa ile beta ışıma değildir. Alfa ile beta parçacıktır. Kütlesi vardır. Bayağı kütlesi vardır. Al eline oyna. Anlatabiliyor muyum? Bu böyle ipe diz boncuk gibi. Yani ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Onlar ışıma dendiğine bakmayın. Elektromanyetik dalga değildir. Kütlesi olan parçacıklardır. Ama gama öyle değildir. Gama arkadaşlar elektromanyetik dalgadır. Saf enerji paketçiğidir yani kısaca. Bu spektrumda alfa ile betayı koymuyorsunuz abi. Sakın ha. Bu elektromanyetik dalgalardan. Dalgaların spektrumu ya da tayfı ne diyorsanız. Ama kesinlikle nasıl? Hepsi foton yapılı bunların ya Mustafa. Hepsi bunların koçum, anlatıyorum ya deminden beri. Hepsi foton oğlum bunların. Foton hepsi. Sadece frekansları farklı Mustafa. Hepsi foton. Foton demek enerji paketçiği demek. Bunların her birini tak tak tak. Ümmü. Bak ümmü. Bak zaten görüyor musun bak ümmü. Bak yeni bir slide geliyor, bak gördün mü?
Yine erken doğum oluyor. Farkındasın değil mi Ümmü? Sakin olun arkadaşlar ya. Tekrar söylüyorum. Mustafa, bunların hepsi foton. Hepsi foton yapısında. Elektromanyetik dalganın taşıdığı enerjiyi paketle, al sana foton. Paketle, al sana foton. Tamam mı? Görünür görünmez hiç fark etmez. Enerjileri farklı. Esasen frekansları farklı zaten. Devam ediyor. Bunlardan bizi X ışınlarının oluşumu ilgilendirir arkadaşlar. X ışınlarının oluşumu ilgilendirir, soruları gelebilir. X ışınlarının oluşumunu şöyle güzelce bir çizeyim ben size. Bir tane abi tüp yapalım. Bir tane tüp yapalım. Şöyle bir tüp yapayım ben size. Ana hatlarıyla kabaca çiziyorum. Tüpün şurasına abicim elektron tabancası koyuyorum. Elektron tabancasının yaptığı şey ortama dım 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 elektron bırakmak. Ucundan elektron bırakıyor ortama. Tamam mı? Sonra karşı tarafa şöyle bir tane kurşun blok koyalım. Bu kurşun blok. Kurşun blok. Ve bunu da abi alalım. Bir elektrik alanın içine sokalım. Şöyle bir bakın. Düzenek oluşturdum. Şu tarafı eksi, şu tarafı artı. Bir V voltaj altında. Ne oluyor şimdi bakın? Ne oluyor? Eksi levha elektronu itiyor. Artı levha çekiyor. Bizim elektrona bu tarafa doğru elektriksel kuvvet uygulanıyor. Yahut şöyle de düşünebilirsiniz. Elektrik alan çizgileri artıdan eksiye doğru. Elektrona ise ne uygulanıyor? Elektrik alanla zıt yönlü elektriksel kuvvet uygulanıyor. Elektrik alanla elektrik alan artı yüklere uygulanandır çünkü elektrona ters yönlü. Bu kuvvetin etkisi altında bu amcam ivme kazanıyor. A gibi bir ivme kazanıyor. Başlıyor hızlanmaya. Hop, VT grafiğini çizerseniz. Hava sürt, işte ortam sürtünmesiz vesaire. Hop, hızlanıyor mu abi şu şekilde? Güm diye karşı levhaya da çarpıyor mu en son? Kurşun levhaya. Ama bakın biraz ilerliyor. Levhanın içine biraz ilerliyor. Orada duruyor yalnız. Şurada durdu mesela. Şuraya D diyelim. Durma mesafesi. Tamam mı? Hızlandı, hızlandı, hızlandı. Ondan sonra da bak grafiğin devamını çiziyorum. Çok kısa bir sürede de tak diye durdu. Şuranın alanı D kadar işte. Şuranın alanı D kadar. Durma mesafesi. Tamam mı? Şimdi burada ivmeli hareket yaptığı için dışarıya ışıma yapıyor. İşte bu ışıma X ışını diye geçer. Çünkü onun o süresi, bakın şu durma süresi bu T yaydığı ışımanın periyodudur. O kadar kısa sürede oluyor ki bu olay durması. Periyodu çok küçük oluyor. O nedenle de frekansı çok büyük oluyor. Frekansı da çok büyük olduğu için elektromanyetik dalgası spektrumunda X ışınının olduğu tarafa karşılık geliyor. O frekans. Çok yüksek enerjili bir şey yayınlıyor. Peki bana şunu sorun. Hocam bu hızlanırken de ışıma yapmaz mı? Sorun bana hadi. Hadi sorun bana. Çarpmadan önce de ışıma yapmaz mıydı? Yapardı. Yapardı. Ama ve lakin o X ışını değildir. Orada da ışıma yapar. İvmeli hareket çünkü. Ama ve lakin X ışın değildir. Bizim konumuz dışındadır. O hiçbir anlamsız bir ışımadır o. Çünkü bakın orada şey çok fazla siz söyleyin. Geçen süre çok fazla. Periyot büyük olduğu için frekansı çok küçük. Yani burada yayınladığı fotonun ihmal ederiz abi biz. Yani bizi ya yani ihmal etmesen bile soru şey yapamazsın. Anlatabildim mi? Sadece şunu diyebilirsin. Hızlanırken de ışıma yapar mı? Yapar. Sonuçta ivmeli hareket yapıyor. Ama ve lakin dururkenki X ışınıdır. Hızlanırkenki tek hızlı ötesi bölgede bir şeydir. Zot delik bir ışımadır yani o. Çok küçük enerjilidir. Çünkü süre uzun. Hop. Frekans o yüzden çok düşük. Anlaşıldı mı?
Bizi ilgilendiren şey tam olarak şeyde yayınladığı, dururken yayınladığı ışıma. O X ışıması. Şimdi dikkat edin. E peki bu bir tane foton yaydı. Tek bir elektron dururken bir tane foton yaydı. E peki ben burada sürekli olarak elektron bırakırsam, yani karşıdaki kurşun bloğu tak 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 elektronlarla bombardıman ediyorum, bakın dikkat edin. O zaman her biri gelip dururken öncekinin yayınladığı X ışınının arkasına yeni bir X ışını, bir sonraki yeni bir X ışını, arka arkaya birbirine eklenen. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Sürekli bir X ışıması gözlersin. Bir tane foton şey elektron yollarsan bir tane X ışını foton şeyini dalgası gözlersin. Ama ardı ardına sürekli elektronla bombardıman ediyorsun. Şak 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 birbirlerinin ardı sıra ilerleyen tak 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 yüksek frekanslı X ışınları. Anlaştık mı? Ne için kullanılıyor X ışını? Mesela bunun işte film çekilmek, bu röntgen muhabbeti. Mesela hatırlıyorsunuz, bundan bahsetmiştim herhalde. Bunu fark ediyorlar. Bunu fark ediyorlar. Ümmü şöyle bir şey, bak şimdi. Ben şöyle arkaya bir tane hassas bir film tabakası koyuyorum. Bu film. Sonra da buraya elimi koyuyorum. Bu elim yerseniz. Böyle ayı eli gibi bir şey. Bu el. Tamam mı, yerseniz. Bu el benim. Ha, sağ elim. Böyle koydum. Şimdi dışarıdan içeriye doğru şey X ışınlarını gönderiyorum. Yani ekranın dışından içine doğru X ışınlarını gönderiyorum. Kısaca elimin röntgenini, filmini çekiyorum bakın şimdi. Ama benim nelerim var abi burada? Bakın böyle kemiklerim var. Şöyle geliyor o kemikler böyle, değil mi? Böyle kemiklerim var benim burada. Şöyle bak, böyle kemiklerim var falan filan. E şimdi X ışınlarının elimi delip geçmesine bak. Şimdi şu kırmızıyla boyamadığım yerlerde, şu yeşille boyayayım oraları da. Oralarda da neler var abicim? Et tabakası. Et. Dokular. Daha yumuşak doku. Şimdi X ışınlarının kırmızı kemiklerden, bak kırmızı kemikler kemikleri de delip geçer. Yumuşak dokuyu da, eti de delip geçer. Arkaya ulaşır. Ama yoğunluğu arkaya ulaştığında aynı mıdır? Kemikleri delip geçenler daha azdır, eti delip geçenler daha fazladır. Anlatabildim mi? O zaman ne olur? Arka tarafta bunun aydınlanma şeyini görürsün, farklılığını görürsün. Kısaca gölgesini, leke görürsün tabii, gölgesini görürsün. O gölge o filmde tak diye oluşturuluyor. Kemikleri görüyorsun, yumuşak doku bilmem ne, bakın kemikler daha beyaz. Leke oluşturuyoruz arka tarafta, fotoğraf çekiyoruz. Şimdi adam bunu fark ediyor biliyorsunuz. Habire elini çekiyor, çekiyor, çekiyor. İşte ilk yıllarda 1900'lerin başlarındayız. Bunu röntgen cihazını şimdiki PlayStation'lar gibi böyle. Evlerde evet eşinin elini çekiyor. Eşinin eli evet, yalan oluyor sonra. Abi düşünsene, habire röntgen çekiyorsun elini. Daha farkında değiller çünkü şeyin. Bu işin zararının. Yüksek enerjili olduğunun, işte mutasyona sebebiyet verebileceğinin, kanserleşmeye sebebiyet vereceğinin. Şimdi Arap yağı bol buluncağını sürermiş ya orasına burasına. Bu adam da bulmuş abi röntgen cihazını. Oo, onu çekiyor, bunu çekiyor, kıçını çekiyor, başını çekiyor, orayı çekiyor. Üretiyorlar, satıyorlar. İnsanlar, zenginler evlerini alıyorlar. Şimdi nasıl PlayStation oynanıyorsa bununla şey yapıyorlar, eğleniyorlar. Birbirlerinin orasını burasını çekiyorlar. Canlı olarak abi bir şeyin arkasına geçiyor. Lıkır lıkır şey içiyorlar. Vardır onun bakın videoları. Su içerken işte suyun buradan canlı canlı geçişi. Düşünsene, sürekli X ışınlarına maruz bırakıyor kendisini. Abi ondan sonra onlar yalan oluyorlar. Bizim röntgen amcamın işte arkadaşları, dostları, o aleti kullananlar. Yani düşünsenize, biz normalde saniyeliktir. Şak şak film çekimi. Saniyelik, saniye bile değil. Şak şak. Kısa süreli az doz alırız. Düzenli olarak o dozu aldığını düşünsene. Evet çok güzel. Kendinin böyle bütün iskeletini canlı canlı görebilirsin. İyi de aşırı sürekli X ışını alıyorsun abi. Ve daha bunun zararını bilmedikleri için bunu yapmışlar. Sonra da
Böyle yalan olmuş bu adamlar. Ondan sonra zaten sadece sağlık sektöründe vesaire de görüntüleme amacıyla kullanılmaya başlıyor. Yani o eğlence amacıyla artık kullanmayı. Abi herifler röntgen cihazıyla eğlenmişler lan. Tarihe bak ya. İnsanlık tarihi çok komik değil mi? Röntgen cihazıyla eğleniyorlar. Birbirlerinin gıçını başını çekiyor, eğleniyor ondan sonra. Neyse. X ışınlarının oluşumu bu. Şimdi şuna dikkat edin. Tabii cahillik o anda daha bilinmediği için. Bakın şimdi. Peki bu X ışınının ben şeyini nasıl bulurum? Siz söyleyin. Dalga boyunu ya da frekansını falan nasıl bulurum? İki tane yol var abicim bakın. İki tane yol var. Soruda verilenlere göre bu ikisinden birini seçersiniz. Yayınlanan burada X ışınının dalga boyu ya da frekansı ya da enerjisi artık neyse. Soruda verilenlere göre kendi yolunu kendin seçersin. Birinci yol şu. Elektron oraya en son bir kinetik enerjiyle çarpıyor ya arkadaşlar. Elektron bir kinetik enerjiyle çarpıyor ya. Bu kinetik enerjinin tamamını fotona aktarıyor. Yani HF ya da HC bölü lambda dersiniz. Elektronun kinetik enerjisini bulursunuz. Bunu buraya aktarırsınız. Anlatabildim mi? Bütün enerjiyi yitiriyor. O da neye dönüştürüldü? X ışınına dönüştürüldü gibi bakabilirsiniz. Enerji başka bir enerji türüne dönüştürüldü. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Eğer sana elektronun kinetik enerjisiyle ilgili bir şeyler verdiyse buradan gidersin. Ya da elektronun durma süresiyle alakalı. Yani sana elektronun durma süresi işte durma mesafesi şeklinde bilgiler verildiyse böyle bir durumda da hemen bir VT grafiği çizersin elektronun durma şeyini. Burasına D dersin. Şurasına T dersin. Bu T zaten yayınlanan elektromanyetik dalganın periyodudur. Aynen öyle Gülşen. Yani bakın senin elektronunun durma süresi yayınlanan elektromanyetik dalganın periyodudur. Onu takla attırırsın frekansa dönüştürürsün. Frekansı da alır siz söyleyin HF'de kullanırsın. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Verilene göre bakın. Enerjiyle alakalı şeyler veriyorsa birinciyi, yolla alakalı ya da zamanla alakalı şeyler veriyorsa ikinciyi. Oradan şak diye geçiş yapacaksın diğer tarafa. Tamam. Ümmü tamam mı? Birazdan sorularını şey yaparken görürsünüz. Tamam. Evet. Geldik atom modellerine. Sürtünme kuvveti demek istiyor Semih. Sürtünme kuvveti demek istiyor Gülşen. Vereyim mi bir ara? Şimdi bir ara vereyim atom modellerine öyle geçeyim. Hadi bakalım.